perde arkasını böyle özetledik. Peki Artı Futbol olarak soruyoruz. Fenerbahçe'de teknik adam değişikliğini doğru buluyor musunuz? Anketimiz başladı. Programımızın son bölümünde de nihai sonuçları açıklayacağız. Ama önce stüdyoya soralım. Sadece evet hayır şeklinde anket gibi gidelim. Hocam önce evet veya hayırınızı alalım. Sonra nedenlerini uzun uzun konuşacağız. Evet. Gürcan İlgiç. Hayır. Evet hayır. 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 3 hayır 1 evet geldi sevgili seyirciler. Bizim stüdyomuzda eşitlik yok ama ekranlara yansıdı. Ankette eşitlik var. 3920 oy kullanıldı. Ekranlarınıza yansıdı. Evet ve hayır diyenlerin oranı eşit. %50 %50. İlginç bir sonuç var. Son bölümde nihai sonuç ekranlarınıza gelecek. Bir kez daha hatırlatalım. Bakalım Fenerbahçe taraftarı bu konuda ne düşünüyor? Anketten çıkacak sonuçları paylaşacağız. Yorum ve görüşlerinizi de yine bizimle paylaşabilirsiniz. Sorularınıza da yer vereceğiz. Gürcan İlgiç'le başlayalım. Kararın açıklandığı günde Aspor yayınına bağlandınız. Düşüncelerinizi açıkladınız. Bu arada o yayınımız çok izlenmiş. Gerçekten habercilik yapmaya çalıştık. Perde arkasını aktarmaya çalıştık. Gerek muhabirimiz Ahmet Selim Kul, gerekse Aspor yorumcularıyla olayın sıcağı sıcağına değerlendirmesini yaptık Aspor ekranlarında ve çok izlenmişiz. Çok da teşekkür ediyoruz. Gürcan İlgiç, ne dersiniz? Bu değişimi nasıl yorumlamak, nasıl okumak lazım? Erol Bulut gitti, yerine Emre Belezoğlu geldi. Valla ilk evdeydim ben. Telefonum çaldı. Bizim Sedat arıyor fotomaçtan. Abi dedi Erol Bulut'un görevine son verdiler dedi. Yani hem şaşırdım sonra da çok üzüldüm. Çünkü Mehmet de biliyor burada program yaptık. Yani bir hafta önce, 7 gün önce Fenerbahçe yönetiminin hakikaten önemli isimleriyle bir aradaydık. Ve ne böyle fikirleri vardı. Erol Bulut'la ilgili ne böyle negatif söylemleri vardı. Tamam da yanlarını da beğenmedikleri takımın oyun kapasitesi, işte iç sahada kaybedilen maçlar, bu taraftan onlar da bazı serzenişlerde bulunuyorlardı ama Erol Hoca'nın işte çalışma disiplini, dürüstlüğü, menajer bağlantısında olmaması, eldivensiz konuşması, açık sözlü olması, antrenman kalitesi, yani bunları onlar dillendirdi yani o ortamda. Ya herkes için yani sürpriz oldu. Bizim Ahmet Selim Kul 6 dakika arayla yayına çıktı. Son yayınında gelen bilgiler, ki size de o bilgiler gelmiş. Dolayısıyla muhabirimiz de burada linç etmeye çalışanlar oldu sosyal medyada, belirtelim. 6 dakika sonra da Erol Bulut da yollar ayrıldı haberini vermek zorunda kaldı. Hani 12 dakikada neler değişti Fenerbahçe'de diye eleştiriler geldi Ahmet Selim Kul'a ama Fenerbahçe'yi yakından takip eden herkes için bir sürprizdi bu. Kimse bu sonucu beklemiyor. Valla esasında Volkan bizim tam aksini konuşuyordu. Volkan Demir. O bekliyordu. Yani onun hem tweetlerini gördüm hem konuşmalarını, yani hafta içi Beşiktaş maçı sonrası bir şeyler olabilir demişti. Diye bekliyordu. Hatta oradan yola çıktığımızda... Ama hemen olmaması şimdi bizi şaşırtıyor. Parçaları birleştirdiğimiz zaman, şimdi beni Serdar anlayacaktır. Muhabirlik parçalarını birleştirdiğimiz zaman maç bitiyor. Serdar sen gittin mi maça? Yok. Maç bitiyor. Mehmet'le de onu konuştuk gündüz. İşte teknik direktör toplantıları var hocam. Bizim çocuklar iniyorlar şeye. Toplantının yapılacağı yere. Erol Bulut istifa edecekmiş. Yani basın toplantısında Erol Bulut istifa edecekmiş. Öyle bir haber yayılıyor. Ondan sonra tabii Erol Hoca istifa etmiyor. Hatta Mehmet verdi ayrıntıyı. Soru da almamış. Şey sırasında. Basın toplantısı sırasında. O haberin orada dillendirilmesi. O durumun. Ahmet Selim demedi ama Volkan'ın bu yönde istihbarattan duyduğunu söylemesi. Aradan 4 gün, yani Beşiktaş maçından sonra 4 gün geçtikten sonra bu karara varılması demek ki sürecin Beşiktaş maçı öncesinde verilmiş bir karar olduğunu, bizim verilen yemekte de oraya davetliydik, gazeteci olarak gitmedik ama bir tiyatro izlediğimizi, bunun bir türlü Erol Bulut'un
bu kararı alması için bir ortam yaratıldığını, Erol Hoca almayınca da böyle bir karara varıldığını izlenim olarak, tecrübeli, yani geçmiş tecrübelerine dayanıp ve bu argümanlardan faydalanarak söylüyorum. Yanılıyor olabilir miyim sence Serdar? Mantıklı, gayet mantıklı. Ha? Tabii ki yok. Yani çünkü daha önce de gördük bu tip şeyleri, durumları. Mesela Mustafa Hoca, kulakları çınlasın, bir Diyarbakır dönüşü havaalanında taraftarlara yuhalattırılmıştı. İstifa etsin diye. Kim yani, ama bak yuhalattırılmıştı. Yönetim yani. Mi? Tabii tabii. Yani hayır rahmetli çıkıp söylediği için Sefa Kalya o zamanın tribün lideri açıkladığı için bize aradılar böyle böyle yapın dediler. Biz de geldik havalanında böyle böyle yaptık dedi. Uygun konjonktürün olması lazım. Uygun zeminin olması lazım. Kendisi açıkladığı için söylüyorum. Veya başka kulüpler dedi. Başka türlü oluyordur belki. Bunlar bizim gözümüzün önünde ya da bildiğimiz şeyler. Yani hiçbir kulüpte de yoktur demiyorum. Enteresan. Yani işte Fatih Hoca antrenman sırasında öğrendi değil mi? Ünal Aysal dönemi. Görevden alındı. O eleman krizi. Yani şeyde. Neyse. Son derece üzüldüm. Önce onu söyleyeyim. Çünkü sezonun bitirilmesi taraftardayım ben. Burada bittiği zaman sezon belki o bırakacak gidecekti. Belki başka şeyler yaşanacaktı. Devam edecektin. Belki bu kararını o zaman alacaktın. Ama bir teknik adamla ligde hala iddia devam ederken hiçbir azalsa bile bunlar kaybolmamışken bu kararın alınması bana hiç doğru gelmedi. Hiç doğru gelmedi. Ve nasıl ki Aykut Kocaman'la devam etmemekte, onun yerine Koku'yu getirmekte, Koku'yu gönderip Ersun Yanal'ı getirmekte, Ersun Yanal'ı gönderip Erol Bulut'u getirmekte, sosyal medyada yer alan yorumlara göre karar verilmişse Erol Bulut'un gönderilmesinde bence ortam üstünden, taraftar duygusu üstünden, taraftar memnuniyetsizliği üstünden yaptığını inanıyorum. Ve bu kararıyla, yani bu açıklamasıyla, ki hiçbir açıklama da olmadı gerçi. Ne diyecekler onu da bilmiyoruz. Mesela Fenerbahçe'nin var hakemleriyle ilgili ya da var operatörleriyle ilgili değil mi? Savcılığa başvurusu var. Sen bunu çöpe attın. Eğer ben ligde bu başarısızlığı Erol Bulut'un performanssızlığı yüzünden elde ettim ve işte son veriyorum diyorsan, son veriyorum diyorsan o zaman hakemlerle ilgili konuşmayacaksın. Hakemler beni yaktı demeyeceksin. Çünkü hakemler senin iddia ettiğin gibi seni yakmasaydı, bugün 3 puanla 5 puanla önde olan takım Fenerbahçe olacaktı. Hadi gönder Erol'u kötü futbol oynatıyor diye. Aynı puanda olsa bile gönderemezdi. Hadi gönder abi. Kötü futbol oynatıyor. Seyircimiz memnun değil. Lideriz 5 puan farklı ama teknik direktörümüzle yollarımızla hadi de. Kötü oynuyoruz diye. O nedenle Emre Belözoğlu için de onu ayrıca konuşacağız zaten. Üzülüyorum çünkü durduğu bir yer olmayan, prensipleri olmayan, belli değerler üzerinden hareket etmeyen bir yönetim kurulunun altında çalışacak. Neye göre iyi olacak, neye göre kötü olacak kendisi de bilemeyecek kalan süre içinde. Mehmet Ayhan, sürpriz